Plant ve kaktüs severler, bu videomda size Asporium kaktüslerinden ve türlerinden bahsedeceğim. Elimdeki olanlar şu an bunlar. Onun için bu elimdeki olan türlerden bahsetmek istiyorum. Zaten en çok bulunan türler de bunlar. Görüntüleri diğer kaktüs türlerinden farklı olabilir ama yetiştirme şekli yine aynı. Yine 6 delik bir saksıda yetiştirmeli ve toprağı özel kaktüs toprağı olmalı. Kaktüs toprağı nasıl olmalı videomda detayını izleyebilirsiniz. Kaktüsler için çünkü toprak çok çok önemli. Sulama şekli toprak tamamen kuruduktan sonra sulanacak. Ancak yazın çok kuru toprakta bırakmamak gerekiyor. Suyu seviyor yazın. Düzenli olarak sularsanız zaten direkt büyüdüğünü göreceksiniz. Susuz kaldığını şuradan anlayabiliyoruz. Mesela şunların biraz büzüşmeleri susuz kaldığını gösterir. Mesela bu da aynı şekilde. Kış olduğu için ben biraz susuz bırakıyorum. Dışarıda çünkü benimkiler ve bu sıralar kar ve yağmur çok fazla oluyor. Dışarıdaki nemden etkilendikleri için çok sulama taraftarı değilim. Ama yazın mutlaka çok güneşte ve direkt sulama işlemi yapıyorum. Islat ve kurut tekniğiyle. Diğer kaktüslerden farkı da biliyorsunuz kaktüsler yavru üretebiliyor ama asporiumlarda yavru çok zor, çok nadir görünüyor. Ben hiç yavru olamadım. Sadece kendi başına, tek başına büyümeyi seviyorlar. Başka kendileriyle bile uyum sağlayamayabiliyor. Onun için saksıları ayrı ayrı dikiyoruz. Birlikteki saksılar da bazen büyümeyebiliyor, kalabiliyor da. Ayrı ayrı saksılarda olursa çok çabuk büyüdüğünü görürsünüz. Tabii kendi cinsine göre çabuk. Diğer kaktüslere göre çok yavaş büyüyen bir tür asporium türleri. Bol güneşli o ortam, gün boyu güneşli bir ortam olursa sağlıklı büyüyebilir. Tüm kaktüsler gibi nemli ortamı sevmiyor. Onun için banyo ve mutfak gibi alanlarda yetiştirmemelisiniz. Klima karşısı ve petek önü de olmamalı. Bunlara dikkat ederseniz zaten düzenli bir şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi size biraz türlerin tanıtımına geçelim. Asporium myrasigma cinsi dediğimiz bu tür. Bunun biraz daha diğerlerinden farkı, güneş gördükçe bütün türlerde olduğu gibi bunda da daha fazla böyle pul 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 gözüküyor. Genelde 5 köşeli oluyorlar bunlar. Bu da mesela küçük yavrusu. Daha küçük olan. Bu da aynı şekilde ondan biraz daha. Bunların tek farkı yıldız şeklinde. 5 köşeliler. Bahçede bakıldığında 20 santimlere kadar gelebiliyor. Ama en fazla 8 santim saksıda olduğunda 8 santime kadar büyüyebiliyor. Ne kadar çok güneş alırsa o kadar çok pullanmayı görebilirsiniz. Mesela bu güneşi görmeyen kısım olduğu için bakın buraya başka bir yaprak değmiş. O kısımlarda hiç güneş görmediği için normal şekilde. Bu da Asporium myrasigma'nın pulsuz hali. Bu Asporium myrasigma numut diye geçiyor. Zaten İngilizce'de de numut çıplak anlamında. Ne kadar güneş alırsa alsın kesinlikle bu tür pullanma yapmıyor. Asporium capricum diye geçiyor bu. Bu da farklı olarak 8 tane oluşturuyor ve biraz daha rengi farklı, daha grimsi, kahverengimsi tonlarda. Ve bu da aynı şekilde dikenleri gri olduğu için yine 1,5 metreye kadar uzuyor diğerlerine göre. En çabuk uzayan türü bu. Bu da yıldız kaktüs dediğimiz tür. Asporium ornatum. İkisi arasındaki tek fark birbirine çok benziyor gibi gözüküyor ama bu biraz daha kahverengimsi, yeşilimsi beyaz karışımı. Bu sadece yeşil ve beyaz karışımlı. Bunun dikenleri gri olabiliyor, sarı ve gri. Bunun dikenleri kahverengi ve sarı olabiliyor. Arasındaki fark bu şekilde. Yine aynı şekilde güneşi seven türlerden. Bu da aynı şekilde. Ne kadar çok güneşi görürse o kadar çok pullanma yapıyor. Tüm türlerde olduğu gibi. Sadece numutta o pullanmayı göremiyorsunuz. Bu türlerin haricinde Asporium'un bir de Asporium astreas denilen bir türü var. O çok özel bir tür. Onu şu an çekim yaptığım yerde yok. Özel bir tür olduğu için farklı bir şekilde büyütüyorum onu. Onun için onu da özel bir video olarak tanıtımını sağlayacağım size. Evet, Asporium büyütenler. Acaba sizin hiç yavrunuz oldu mu? Ben hiç yavru elde edemedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kaktüslü ve süplantlı günler diliyorum.